kerimemiz Fussilet suresinin 30. ayeti kerimesi. Bakalım meleklerle alakalı olan ne malumat var burada. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnnellezine o kullar ki galu dediler onlar. Ne dediler? Rabbün Allah. Rabbimiz Allah'tır dediler. Rabbimiz Allah'tır dediler. Sümmestekamu. Sonra da istikamet gösterdiler. Yani dost doğru oldular. Rabbim Allah dedikten sonra Allah Celle Celaluhu bizden bir şey istiyor. Bakın unutmayalım inşallah. Ne istiyormuş bizden? İstikamet. Bu şeyin içine her şey giriyor. İstikamet, dost doğru olmak. Peygamber Efendimiz'e bir sahabi sordu. Onlar sorarlardı zaman zaman. Ya Resulallah bu bize bana, bana öyle temel şeyler söyle ki ben onları yapayım, yapışayım. Ne buyurursun diye sorduğunda Efendimiz buyurdu ki, Rabbim Allah'tır de sonra dost doğru ol buyurdu. Allahu Teala biz Müslümanları, biz inananları Allah ve Resul'üne iman eden biz ümmeti Muhammed'i dost doğru yolda daim eylesin. Bunun üzerine çok uzun konuşmak gerekir. Yani doğruluk sözümüzde doğruluk, işimizde doğruluk, amelimizde doğruluk ahlakımızda doğruluk, iç alemimiz güzelliği, bu da önemli. Kalbinin temiz olması kolay değil, lafla olmuyor. Sonra dış görüntün de önemlidir. En önemli doğru bir itikat sahibi, doğru bir inanç sahibi olmak. İşte bize bu güzelliği yaşatan imanımızın, imanımızın güzelliğidir. İnanıyoruz ki bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine kulak veriyoruz. İnanıyoruz ki bu gecelerde, bu günlerde oruç tutuyoruz, aç kalıyoruz. İnancımızın gereği yapıyoruz bu amelleri. İnanıyoruz ki secdelere kapanıyoruz, Rabbimize gözyaşıyla yalvarıyoruz. İnanmasak yapmayız ama inanıyoruz. Allah'ımız Celle Celaluhu ibadetlerimize nasıl sarılıyorsak, günlük hayatımızda, ömrümüzün sonuna kadar her hususta bizleri dost doğru olan kullarından eylesin. Bakın, bu ayet-i kerimenin devamında şu kısım için burayı açtım, sizinle paylaşmak istedim. Rabbimiz buyuruyor ki, Tetenezzelu aleyhimul melaike. Melekler diyor onların üzerine inerler diyor Allah Allah. Melekler inerler ve derler ki elle tahafu ve la Korkma, mahzun olma derler. Üzülme derler melekler. Melekler bize Elhamdülillah melekler bize rağbet ediyorlar. Ve ebşirû bil cennetilleti kuntum tuadûn. Vaad olunduğunuz cennetle müjdelenin, mutlu olun, huzurlu olun. Melekler insanı nerede, ne zaman karşılarmış? Bunu Fahrettin Razi tefsirinde o mübarek müfessir kaleme almış. Diyor ki, melek diyor insanı üç yerde karşılar. Bir ölüm esnasında ruh bedenden ayrılırken Rabbim cümlemize iman selameti, kamil imanla göçmeyi cümlemize lütfelesin. O zaman diyor melek imdad edecek. Diğeri diyor dirildiği anda hepimiz öldükten sonra diriltileceğiz ey muhterem kardeşlerim. O güne hazırlık yapıyoruz. Ölüm hak ama öldükten sonra ne olacak? Öldükten sonra bir hayat da var ki o berzah alemi. Sonra hepimiz diriltileceğiz. Yani çürüyen cüzlerimiz hiç önemli değil. İsrafil aleyhisselam sonra iki kere üfürecek. Bir üfürdüğünde kıyamet kopacak. Canlı cansız herkes dünyada herhangi bir canlı kalmayacak. Hiç canlı bırakmayacak Allahu Teala. İnsanlar, cinler hatta melekler dahil. Ve o zaman Rabbimiz şu soruyu soracakmış. Soru şu. Soru ne? Limenil mülkü'l <laughs> yevm. Bugün mülk kimin? Cevap veren yok. Kimse yok ki cevap versin. Sonra kendisi cevap veriyor Rabbimiz. Lillahi'l vahidil kahhar. Tek ve kahhar olan Allah'ındır mülk diye kendisi cevap verecek. Sonra İsrafil Aleyhisselam diğer görevi için sure üfürdüğünde bütün insanlar kabirlerinden kaldırılacak. Hepimiz diriltileceğiz. İşte o gün melek sana imdad ediyor. Ne diyor sana? Ella tehafu ve la tehsenu. Korkma diyor. Korkmamak mümkün mü? İnsan aklı başında diriltiliyor. Bu bedeni tekrar oruç, oluşturulmuş aklı başında kabirden kaldırıldığında üzerinden topraklar dökülüyor. He, anlıyorsun ki imtihan bitti, diriltildim. Ama akıbetinin ne olduğunu bilmiyorsun, gözler dikilmiş. Hazreti Ayşe validemiz soruyor radıyallahu anha. Ya Resulallah, ya Resulallah aynı kabristanda kadın erkek birbirinden utanmaz mı? Böyle sorunca Efendimiz buyurdu ki ya Ayşe sen ne cinsiyetinden bahsediyorsun? O gün öyle bir dehşetli gün ki herkes kendi derdine düşmüş, gözler dikilmiş, kimse kimseyi görmüyor. Öyle bir günde melekler sana imdad etsin istiyorsan şu kısma dikkat edeceksin. istikametine, hayatına bakacaksın. Allahu Teala'nın razı olmadığı bir şey var mı hayatında çıkartacaksın. Evet, efendimizi daraltacak işler var mı çıkartacaksın. İstikamet budur. Bu Kur'an-ı Kerim'in ahkamına göre yaşayacaksın. Bu hükümler bizim için bizi bağlıyor elhamdülillah. Ve sonra o melekler diyorlar ki bakın o cennetle ne yapın? O cennetle siz vaad olunmuştunuz o cennetle sevinin diyor. Tabi bunun üzerine ayrı bir sohbet yaparız çünkü bu uzun bir konu ve sonra da diyorlar ki nehp اَوْلِيَاءُكُمْ evliya ökum fil hayatid dünya biz sizin biz evliya <laughs> sizin dostlarınızız fil hayatid dünya dünya hayatında da ve fil ahireh ahiret hayatında da sizin dostlarınızız biz diyorlar melekler. Allah Allah. Ve sizin için var fiha o cennetlerde ne var? Ma öyle bir şey ki teştehi enfusukum. Sizin nefislerinizin iştahı böyle kabarıyor. Yani nefsinizin hoşuna giden şeyler var o cennetlerde. Lehum fiha fakihetun. Orada çeşit çeşit meyveler var diyor Rabbimiz. Bakın devamında da Velekum yine sizin için var fiha o cennetlerde ne var? Ma tetta'un ne istiyorsanız var diyor. Ne istiyorsanız var. Yani aklınıza ne geliyorsa var diyor. Buna inanmıyor musunuz? İnanıyoruz ya Rabbi. Ve adallahu hakkan ve men estaqu min Allahi Bu Allah'ın hak olan sözüdür. Rabbimiz buyuruyor ki benden daha sözüne sadık kim var diyor ya. Kim olabilir Allah'ımızdan daha az? kimse olamaz. Sonra da buyuruluyor ki bakın ayetin şu, şu ayet-i kerimeyi de okuyayım burayı bitirelim. Nüzülem min gafurir rahim. Burası da çok acayip. Allah'tan diyor çok acıyan, çok bağışlayan Allah'tan ikram olarak. Allah'tan ikram olarak bunlar. Niye böyle mana verilmiş? İkram olarak sen Misafirin geldiğinde nasıl ikram ediyorsun değil mi? Bir misafir geldiğinde sen, sana sen bütün imkanlarını kullanıyorsun. Ona ikram etmek için çırpınıyorsun. Ne var ne yok önüne koyuyorsun. Rabbimiz de buyuruyor ki ben ikram edeceğim diyor. Allah Allah. Rabbimiz bu hakiki nimetlerden istifade edecek hakiki iman, hakiki ibadetler bizlere lütfeylesin.